Bazı uyanık firmalar üniversiteden yeni mezun olan gençleri tecrübe kazanırsın diyerek ücretsiz çalıştırıyor. Adına da gönüllü çalışan diyorlar. Para vermeden, sigorta bile yapmadan aylarca o gençlerin emeğini sömürüyorlar. Hukukçulara göre bunu yapan şirketler suç işliyor. Referans ya da tecrübe vaadiyle ücretsiz çalıştırılmaları iş kanununa aykırıdır. Gönüllü çalışan demek kaçak işçi çalıştırmak demektir. Prim konusundaki cezai müeyyideleriyle karşılaşması muhtemeldir. Hem yasak hem de cezası var ama işverenler iş arayan gençlere para yerine tecrübe vaat ediyor ve onları ücretsiz çalıştırıyor. Siz burayı iyi gösterin, iyi yapın, maaş almayın. Böyle süründürüyorlar insanlara. Emek veriliyorsa ücreti de alınmalı. Emek veriyoruz. Karşılığını almamız gerek. Özellikle son birkaç yıldır bazı şirketler üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş arayışını fırsata çevirmenin derdinde. İşte bunun için de iş hayatında yeni bir tanım ürettiler. Adını da gönüllü çalışan koydular. Emeğini tamamen yok ediyorsunuz insanlara. Zaten şu an üniversite öğrencilerinin çoğu da aynı şeyden şikayet. Özellikle mühendislik, bilgisayar programcılığı, grafiker ve teknoloji alanlarında eleman arayan şirketler gönüllü çalışan diye iş ilanı veriyor. Tecrübe kazanmamız için de bir yerden başlamamız lazım. Birçok genç sırf tecrübe kazanmak için maaş almadan mecbur kalıp çalışmayı kabul ediyor. Şu an tam da onun için gidiyorum zaten. Gönüllüye geliyorum okey ama hani bir para karşılığı yok ve fazladan iş yaptırılıyor. Hukukçular gönüllü çalışan sistemiyle şirketlerin suç işlediğini söylüyor. Bu durumun tespiti halinde SGK söz konusu şirketlere para cezası uygulayacaktır. Dava edilmeleri halinde işçilik alacakları ve tazminat ödemeye mahkum olacaklardır.